Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bulsun. Şarkı Türkistan'da toprak beşiği isim yazışımı çeklendi. Xitay yakınki bir neçe yıl içinde Şarkı Türkistan'da Uyghur halkını Xitaylaştırış siyasi bilen birge İslam dinini mi Xitaylaştırışka urunup geldi. Bu sebeplik Şarkı Türkistan'da zor Türküm'deki mescit ve mazarlar yokutuldu ya ki buzgunculukka uçurdu. Bugün ictimai uçur vasıları tarqalgan sırlarda Şarkı Türkistan'daki bir kısım mazarlıklarının yeni körünüşleri körüstüleyen bulup, kabirlerden ayetlerinin hatta meyitlerinin isimlerinin mi uçurup etilişi Xitay'nın yukarıki cinayetlerini delillep bergen. Bundan burunki haberler ve sınlarda mı Xitay'nın pütüllay yokutuşudun aman kalgan mazarlıklardaki gümbez, ayyultuz katarlık İslami menige ige belgelerini ilibetkenliki nazir kiliş, meyit namızı çürüş katarlık faaliyetlerini mi çekligenliki aşkarlangan idi. Avrupa'daki siyasi partiyalar Avrupa İttifakı'nı Uygurlar uçuravatkan zulümünü irki kırgıncılık dep ataşka çakırdı. Amerika Trump hükümetinin Xitay'nın Uygurlarga kılavatkan zulümlerini irki kırgıncılık dep bekitişi Avrupa'daki siyasi partiyalarının mı alkışıga erişti. Avrupa Konservatifler ve İslahatçılar Partisi 19 yanvar günü bayanat ilan kılıp Amerika hükümetinin kararını karşı aldı. Ular bayanatta Avrupa Konservatifler ve İslahatçılar Partisi Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun Şarkı Türkistan'daki horlanışını irki kırgıncılık dep itiraf kılgan bayanatını karşı alıdı. Biz mi öz faaliyetlerimiz neticesi de okşaş yekünge erişken ve Xitay Kompartiyası'nın kişilik hukuku kılıvatkan iğir dâhli taruzidin küçülük endişi kılgan idi. Bizni en bir aram kılıvatkanı növette 2 milyonga yakın Uyghur Xitay'nın ceza lagırlarda tutup durulvatkanlığı ve o yerde mecburi tuğmas kılınış katarlık insan kalıbından çıkan muamillerge uçuravatkallık odur diğerlerini bildirdi. Ular bayanatı diyene Avrupa İttifakı'nı mı Uyghurlarga kartılgan zulümünü irki kırgıncılık dep ataşka çakırgan ve mündak digen. Avrupa Konservatifler ve İslahatçılar Partisi Avrupa İttifakı'nı Amerikini ülge kılıp okşaş karar çıkarışka yani Şarkı Türkistan'daki vakalarının irki kırgıncılık işkerlikini itiraf kılışka ündeydu. Amerika Uyghurlarga kartılıp atkan zulümünü tüncü bulup irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet dep itiraf kılgan devlet bulup Amerika hükümeti ve halkaradaki kişilik hukuk teşkilatları yanımı köp devletlerini okşaş karar ilişki rıgbetlendirmekte. Antony Blinken, sabık hükümetinin Uygurlar ve Tayvan meselesindeki siyasetini devamlaştırdığını bildirdi. Amerika Avazı'nın 22 yanvardaki haberde bildirilişçe, Amerika'nın yeni taşkı işler ministeri Antony Blinken, Trump hükümetinin Şarkı Türkistan ve Tayvan meselesi de Xitay'ı tutkan meydanını kollaydıqallıqı hakkıda eniq pozisiya bildirdi. Haberde kayıt kılınışa Biden hükümeti Xitay'nın Amerika'da hakimiyet almışvatkan payıtta Trump hükümeti emeldarlarga ceza yürgüzgenlikini ayıplıgan. Biden hükümetinin taşkı işler ministeri Blinken Amerika hükümetinin Xitay'ı kollanğan kattıq pozisiyasının devamlı işini kollaydıqallıqını bildirgen. O özünün Cumhuriyetçiler Partisi bilen hemkarlaşıdıqallıqını tilge elip ötken bulup, onun sözü Amerika'nın kelgüsü 4 yılda birlikte gelgen taşkı siyasetke ege buluduğallıqını bildirdiken. Blinken yana sabık taşkı işler ministeri Pompeo'nun Xitay'nın Şarkı Türkistan'da irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılgallıqı hakkıdaki kararıga koşulgallıqını hem de Biden hükümetinin Tayvan münasibeti kanununu devamlıq icra kılıdıqallıqını Amerika'daki iki partiyanın bu cihette ortak tonuşu varlığını bildirdi. Blinken, Tayvan meselesi de toxtulup, Amerika'daki partiyalarının Tayvan'a bergen küçülük ve uzun müddetlik vadisi var. Tayvan münasibet kanuni bu vadinin bir kısmı. Tayvan'ın Xitay'ın tecavüzcülüğü karşı turalaydıqallıqı kapaletli kılıç meselesine gelsek, Biden hükümeti bunu çokum devamlaştırdı diğerlerini bildirdi. Amerika'da Cumhuriyetçiler Biden'a karşı hareketke öttü. Amerika Avam Palatası'nın Cumhuriyetçi azası Marjorie Greene yeni prezident Joe Biden'a karşı hukukudun elip taştaş maddesini kongrege sunuqallıqını ilan kıldı. O Twitter'da hembeherligen videoda Biden'ın hukukudun kalaymaqan paydalanış bilen ayıpligenlikini bildirip, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da kılgan işlerini tilga aldı.
Demokratlar köp sallıqını egiləydiğən avam palatası da Cumhuriyetçi əzanın iltimasının qobul qılınışı kütülməsi mi? Amma simvolluq mənədə Biden'a qarşı xizməti başınlıpla hüquqıdın elib taşlaş maddesinin sunuluşu cəmiyyəti zor diqqət qozgıdı. Yeni bir tərəfdən avam palatasının başlıqı Nancy Pelosi xanım sabıq prezident Donald Trump'a qarşı qobul qılınğan hüquqıdın elib taşlaş maddesinin kinaş palatasıqı əvətildiğallıqını cəkarlıdı. Amma qaçan əvətildiğallıqı toğrısı da məlumat bərmədi. Amerika Kengash Palatasıdaki Cumhuriyetçilerin rehberi Mitch McConnell sabık prezident Trump'a münasifetlik Kengash Palatasıdaki belet taşlaş işlerini fevral ayının otturlarına keçiktirişini teklif kıldı. O Kengash Palatasıdaki Cumhuriyetçi azalar bilen kılgan telefon sohbeti de Trump'ın sotlaşkı tayarlı kılış üçün vaqtkı ihtiyaclık işgallikini tekitledi. Avam Palatası Amerika'nın 45. nöbetlik prezidenti Trump'ı 6. yanvar yüz bergen kongre binasıga besip giriş vakasıga bağlap İsyan kılışkı kutrat kuluk kılış bilen ayıplayan ve hukukudun elip taşlaş maddesini kubul kılgan idi. Sabık prezident Trump ayıplaşlarını red kılıp, isyan kılışkı kutrat kuluk kılmağallıkını ve özünün zoravallıkı karşı işgallikini bildirgen idi. Japonya Xitay'nın kılmışıga itiraz bildirdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişe, Japonya Xitay paraxotlarının Şarkı Deniz'deki Sinkaku aralığı yakın deniz rayonu'a besip kirgenlikige qattıq narazılıq bildirdi. Haberde kayıt kılınışa, 20 yanvar Japonya ve Xitay'nın yukur derecelik diplomatları deniz bihaterliki toğırsıda sınlıq yığın açqan bulup, Japonya taraf Xitay paraxotlarının Japonya kontrollıqıdaki Sinkaku aralığı köp qetim besip kirgenlikige ve Japonya'nın belikçilik kemelerge yıkılışıp, onlarını qoğulaşqa urunğallıqıga narazılıq bildirgen. Şundaqla Xitayni bu rayondaki hareketini toxtatıp, Japonya'nın bu vaqtki endişesini tügütüşke çağırgan. İki taraf əməldarları yana Şarkı Deniz'deki ciddi vəziyyətini pəsaytış üçün alaqını saqlaşının muhim ikkallaki deniz ve havadaki tasadibi toqunuşdan saqılınış üçün iki tarafının müdafiya əməldarları otursa da tizdin uçur liniyası ornutuş kerekliki haqqıda pikir almaştırgan. Bildirilişçe Xitay yakından beri kuruqluq hem denizde koşun devletlerine parakendicilik seliş hareketlerini köpeytken bulup, yolsuzluk bilen koşun devletlerde zemin davası kılmaqta. Bu sebeplik koşun devletlerinin Xitay'a bolgan narazılıkı künsiri küçeymekte. İlki kırgıncılık kararı Biden hükümetinin küçülük tedbir kullanışıga türtki buluşu mümkün. Amerika'da Trump hükümeti vazifeden ayrılıştan bir gün burun Xitay'nın Uyghurlarga qaratqan zulmini irqi qırğınçılıqda bekitgendiken, növetki Joe Biden hükümetinin bu aqtı nemelerini qıldıganlıqı diqqat noktası bolmaqta. Janubi Xitay Sahar Poştisi gezisinin bu aqtki xabarda eytilişe küzetkücüler bu karar Joe Biden hükümetinin Şarkı Türkistan'daki zulümge qarşı turuş üçün küçülük tedbir qollanışıqı türtki buldu dep qaraydıken. Bulup mu ular Joe Biden hükümetinin Xitay'a münasifetlik meselelerde şirik devletler bilen kan gölemde hemkarlaşı mümkünlükini etkan. Amerika'daki Miras Fondu'nun yukur derecelik siyaset analizcisi Olivia Enos yukurdaki gezitki kılgan sözü de Biden hükümeti bu karar boyunca emeli hareketki ötüp zulümge çetişlik tekhimi köp şahıs ve uğrullarga ceza tedbiri ilan kılışı Uyghurlarının panahlanış meselesini muhim mesele kılıp bekitişi ve mecburi emgeki karşı küreş kılışı mümkün digen. Enos hanım yana Xitay'ımı kılıvatkan hareketlerinden soraksız kalmaydıqallıqını tunup yetti digen. Amerika'daki Colorado Üniversitesi Asya Tatqiqat Merkezi'nin tatqiqatçısı Darren Baylor, Janubi Xitay Sahar Poştisi gezisiyle kılgan sözde, irqi kırgıncılık da belgeleş çetellerdeki şirketlerini onun rayondaki temelli zengirleri bilen bulgan münasifetini üzüşkü mecburlaşı. 2022 yılı kışlık olimpik müsabıkısını Xitay'dan yötkeş çakırıqlarını küçü etişi ve çetelerde Uyghurlarının panahlanış işlerini asallaştırışı mümkün digen. O hazır demallıqı bunun Şarkı Türkistan içindeki Uyghurlarga kandaq təsir görüsüzdüğallıqını mülkerleşinin qiyinliqini işbarlaş bilen birge, Kanada ve Angeliya Qatarlıq devletlerinin mi bu zulümünü irqi qırgınçılıq dep tunuşu mümkünlikini bildirgen. New York vaxtı gezide elan kılınğan bu vaxtki maqalıdımı Joe Biden hükümetinin Uyghurlar uçuravatkan irqi qırğınçılıkı karıştırış üçün xalqaralıq hemkarlıqını qolğa keltiriş yolu da köpürek hareket kılışı mümkünlükü bildirilgen. Avrupa İttifaqı Tayvan meselesi de karar maquldedi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Avrupa Parlamenti Tayvan boğazıdaki ciddiyelikü münasifetlik iki karar maquldedi. Xabarda qeyd qilinishicha bu ikki qaror Yevropa İttifaqining ortaq tashqi bexatarlik siyosatida
bu yıl yolu kuşku tegişlik karar iken. Kararda Tayvan boğazıdaki ciddiçilik ve Xitayının yakında Tayvan'a karatkan harbi iğvagarçılık kılmışıgı bolgan endisi ihbadlengen. Kararda Avrupa İttifakı ve onunla azad devletler Tayvan'dan Dünya Sahiye Teşkilatı ve başka halkaralık teşkilatlar ve faaliyetlerdeki küzetküçü süptedik atınışını kollaşkı çakırgan. Şunlarla Avrupa İttifakı ve onunla azad devletlerinin Tayvan bilen bolgan alakı siyasetini kayıtı tekşürüp, xalqaradaki şirikler bilen hemkarlaşıp Tayvan'ın demokratiyesini çetelinin tehdididen saklap kılışkı yardım beriş talep kılıngan. Tayvan Taşkı İşler Ministerliği bayanat ilan kılıp, Avrupa İttifakı'nın Tayvan vaziyetindeki köngül bölüş kararını makulluğalıkkıga, konkret hareketler bilen Tayvan meselesiyle bolgan qat'iylikni namayan kılgallıkkıga rahmetini bildirdi. Şundaqlı Avrupa İttifakı Katarlık okşaş pikirdeki şirikler bilen bolgan hemkarlıkını devamlıq çoğunkırlaştırıp, demokratiya ve erkinlik kımmet karışını qat'i qoğdaydıqallıkını tähkitledi. Kırgızistan'da Sadır Japarov'un hükümeti tarqaldı. Kırgızistan Merkezi Saylam Komiteti tarafından 2021'de 10 yanvarda ötküzülgen prezidentlik saylamada Sadır Japarov'un galibi kılganlığı elan kılınıştan burun Sadır Japarov'un başçılığında kurulgan hükümet tarqaldı. Kırgızistan Prezidentlik Mahkemesinin ahbarat merkezi elan kılgan bayanatta Sadır Japarov'un başministerlik vazifesinden istifa bergenliki onun 28 yanvar prezidentlik hukukunu resmi ötküzüp aldıganlığı bildirildi. Bayanatta Kırgızistan parlamentinin başlığı Talant Mamitov'un kabinet azalarının istifasını kabul kılganlığı ve yeni hükümet kuruluşa birinci muavin başminister Artem Novikov'un başçılığındaki vakitlik hükümetinin vazifesini devamlaştırdığanlığı eskertildi. Bayanatı yana prezidentlikka saylanğan Sadır Japarov'un 28 yanvar Bishkek'teki çoğun konsert zalida qasam berip vazif tapşırıp aldığanlığı kayıt kılındı. Kırgızistan'da 2020 4 oktyabr ötküzülgen parlament saylamını emelden kaldırışını talep kılgan öktikçilerinin 5 oktyabr ötküzgen namayışları zoravallıkka aylanğan ve prezidentlik mahkemesi bilen parlament binası besilgan idi. Şu günü türmeden çıkarılıp vakitlik başminister dep elan kılınğan ve Atayurt Partiyası'nın parlament azası Sadır Japarov'un başministerliği ve içki kabineti 2020 10 oktyabr tasdiqlanğan idi. Kırgızistan'ı 3 yıl başkurgan Prezident Sorunbay Jeenbekov istifa bergendeyken, Prezident namzatı bolgan Sadır Japarov tünügün 21 yanvar başministerlik vazifesinden resmi istifa berdi. O 10 yanvar müddetin burun ötküzülgen prezidentlik saylamada 79.20% avazga erişip, prezidentlikka saylangan idi. Hindistan Xitayga qarshi vaksina diplomatiyasini yo'lga qo'ydi. Amerika ovozining 22 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Hindiston kelgusi bir necha hafta ichida Janubiy Osiyo davlatlarini zo'r turkumdagi Xitoy virusi vaksinasi bilan ta'minlab, Xitoyning bu rayondagi ta'siri va zo'ravonligiga qarshi turishni planlagan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, dunyodagi eng cho'ng vaksina ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lgan Hindiston Serum tadqiqot markazi yasab chiqqan AstraZeneca vaksinasini Maldivi, Bhutan, Bengal, Nepal ve başka devletlerge evetişke başlayan. Hindistan Taşkı İşler Ministeri Subrahmanyam Jayshankar Twitter hesabatı da Hindistan vaksini bilen temelleş hakkıdaki vadesini emelge aşırdı. Hindistan 20 yanvar koşun devletlerini temelleşke başlaydı degen. Nepal'nın Sahiye ve Nupus Ministeri bu akte işbadı bildirip, Hindistan hükümeti bizge vaksini iana kılış arkalık yakşı niyetini işbadıldı degen. Bildirilişçe zemin macerası sebebiden Hindistan bilen Nepal'nın münasibeti ciddileşip kalgan bulup, bunundan başka Hindistan yana Xitay'nın Nepal'daki siyasi ve iktisadi tesirinin kengiyip gitişinden endişe kılgan. Mälum bulışça Xitay Nepal'ı virus yukumuğu takabil duruşka yardan beridigallıqı doğrusu da vədi bergen. Hindistan taratkularının bildirilişçe Hindistan işlep çıkargan yeni vaksina bihater ve işençilik bulup, eks tesiri yok diyerlik iken. Şərq Türkistan İnsan Haqları Közüş Cəmiyyəti arxiv toplaş uxturuşu tarqatdı. Yıqınqı bir neçə gün içində Türkiyədəki bir neçə uyğur mühacirinin tuyuqsız tutup getilişi ictimai taratqularda küçülük qulquluq qozğıdı. Bugün 22 yanvar Şərq Türkistan İnsan Haqları Közüş Cəmiyyəti bu axtı çarı görüş məqsədə ciddi uxturuş tarqatıb, izdirəki bolmağalarının arxivini turğuzmaqçı işgəllikini bildirdi. Uxturuşda İnsan Haqları Közüş Cemiyetinin Türkiye'nin her kaysi vilayetlerde tutulup ketken, yokup ketken, kaytırı ötiş merkezine eğilip getilgen, sakçıhallarga çakırtılıp, sual sorak tartılgan,
aerodromlarda yoki chegara qarovulxonalarida tutilib qolganlarning shundoqli navbatda tutib turilayotganlar va burun tutilib tekshirishi davom qilayotganlarning uchurlarini yig'ib arxivlashtirishni qaror qilganligi bayon qilindi. Uqtirishda yana munolar bildirildi. Yuqorqi ahvollarga uchirgan kishilar yoki uchirganlarning tunish bilishlari va urug' tuqqanlari va yoki bu turdagi kishilar haqida ma'lumoti borlarning jamiyatimiz tomonidan tarqitilgan jadvalni to'shqizib avatishini umid qilamiz. Arxivlashtirish tutilganlar va yo'qolib ketganlarning surishtisini qilish va bu xil ahvollarga qarata muvofiq hal qilish chorasini tepib chiqish uchun uchurlarning to'g'ri va to'liq bo'lishi nihoyatda muhim. Bu arxivlashtirish xizmatida uchur bexatarligiga kafolatlik qilindi. Uqtirishda yana qisqa vaqt ichida jamiyatning ijtimoiy aloqa hisoblari va rasmiy sahifasida jadval to'shqizish ulanmasi va yordam so'rash aloqa nomeri qoldirilganligi bildirildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mana shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.